tekrar bizi bu yürüttüğünüz için. Ay sağ ol Metin abi, sizin de başınıza gelmedik kalmamış. Onu da konuşacağız. Evet, dün sabaha kadar çalıştım, biraz da çok sastım. Öyle mi? 8'den sabahın 8'ine kadar ciğercide çalıştım. Ciğercide çalıştın, he. Evet. Ama şimdi... hiç halim kalmadı. Uykusuzum da bayağı. Yoruldum. Dur sen dinlen. Abdullah da burada. Evet. Abdullah da biliyorsunuz burada stüdyomuzda... Ya önce annesi geldi Nilüfer'i aramaya. Sonra baktık Nilüfer Abdullah'ın yanında ben evleneceğim diye çıktı geldi. Kızım evlenebilir misin, evlenemez misin? Yok illaki evleneceğim. Hadi her şey yapıldı biliyorsunuz. Aileler devreye girdi, istenildi, edildi, evlenildi. Geldi burada gelinlikleriyle beraber çok mutluydular. Ama ne yazık ki o da öyle olmadı. Sevgililer gününde Abdullah stüdyomuzda. Nilüfer bu kez de Abdullah'tan kaçtı çünkü. Mental problemleri olan 27 yaşındaki Nilüfer Karadoğan'ın İstanbul Büyükçekmece'den kaybolmasıyla başlamıştı her şey. Kızını buldum. Ay yavrum! Gözün ağrıdı. Yavrum! Allah razı olsun. Hepimizden razı olsun. Ah yavrum, çok öpsün. Alo. Kızım, neredesin Diyarpare'm? Ben meydana istemiyorum, ben burada mutluyum. Bak senin kız beni de bulmuş. Ben mutluyum burada. İmam nikahı da yaptırmışlar, evleneceklermiş. Müge Anlı'nın Tekirdağ Çorlu'da bulduğu iki aşık el ele büyük bir aşkla girdi stüdyomuzdan içeri. Ah kızım. Ah yavrum. Alışılmışın dışında sözler sarf eden Nilüfer Karadoğan, sevgilisini kaçırdığını, evlenme teklifini de kendisinin ettiğini söylüyordu. Sen mi ona gittin, o mu sana geldi? Ben ona gittim. Ben onu daha doğrusu kaçırdım. Yani nikah memuru getirsem evleneceksin hemen burada. Evet. Valla. Evet. Evlilik teklifi de almışsın Abdullah'cığım, tebrik ediyorum. Sağ ol abla. Ne kadar düşündün? Bir hafta falan düşündüm. Ha, bir hafta düşündün evlilik evlenmemeyi. Ama iyi de Abdullah, bu seni korkutmuyor mu yani? Şimdi bir tane kadınla Selimpaşa'da karşılaşıyorsun, selamünaleyküm, aleykümselam, benimle evlenir misin? Bir hafta düşünüyorsun, evleneyim diyorum, gidiyorsun. Yani hiç akla, mantığa, hiç yaşam tarzına uymuyor. Allah'ınızı peygamberin kavliyle... Kızımı senden istiyorum. Evlenmekte kararlı olmakla beraber aceleciydilerdi. Hiç vakit kaybetmeden hazırlıklara başlamıştı genç aşıklar. Biz nikah başvurusu yapmaya geldik. Çok mutluyuz. Prensesler gibi oldum. Çok güzel olmuş. Hayallerimdeki gelin gibi. Damatımla günlerdir bekliyordum. Artık bir gelinim var. Benimle evlenir misin? Evlenirim. Allah! Uçuyor bizim kız. Bakayım yüzüne. Vay, artık yüzüğünü de takmışsın. Diyecek hiçbir şeyim yok, Allah mesut etsin. Her şeyin çok hızlı geliştiği hikayelerinde Nilüfer ve Abdullah çifti kendilerini nikah masasında buldular. İki evetle hayatlarını birleştiren aşıklar Müge Anlı stüdyosunda çifte telli oynadılar. Anların üzerinden 10 ay geçmişteki Abdullah Şenel'den bir haber geldi. Kendisi için baba evinden kaçan karısı bu defa kendisinden kaçmıştı. İddiasına göre bu durumun tek sorumlusu kayınpederi ve kayınvalidesiydi. Abdullah Bey merhabalar. Nasılsınız? İyiyiz. Evlendiniz. Neler yaptınız? Geldim burada çalışmaya devam ettim. Böyle çalışıyordum. Annesi geldi işte evime. Bir ay durdu. Her gece evden kavga, dövüş o şekilde. Kavga, dövüşün sebebi neydi? Eşimin bir maaş durumu vardı. Yap oğlum yap. Ben dedim istemiyorum dedim. Ben dedim kendi aileme dedim. Kendim bakarım ben dedim. Kendime bakamayacak bir insan mıyım ben dedim. İşten geldim baktım kimse yok evde. Buradan kardeşim vardı mı? Abisim dedim. Benim hanım dedim. Sizde mi dedim? Yok dedi. Bizim dedi yeğen dedi. Onu İstanbul'a göndermiş dedi. İki gün sonra kayınpeder adım. Ya baba dedim böyle böyle dedim. Nilüfer oraya gelmiş. Niye geldi buraya dedim. Peki kızımı aldım dedi. Sen dedi kendin bundan sonra dedi başın çaresine bak. Peki neden ailesi Nilüfer Karadoğan'ı kocasının yanına göndermek istememişti? İşe gidiyorum her gün. Bizim işimiz belli olmuyor. Bazı sabahleyin gidiyorsun. Ertesi gün akşam geliyorum. Bazı gidiyorum. Öğlen geliyorum. Niye dedi evine gelmiyorsun dedi. Ya ben dedim işim bütün önce dedim. Evime dedim gelemiyorum dedim. Paramı alıp çünkü yeme ekmek götüreceğim ben dedim.
Ondan sonrası işte böyle tartışmalara mal oldu. Söylediğine göre karısını almak isteyince kayınpederi Abdullah Şenel'i canıyla tehdit etmişti. Gittim eşimle kapının önünde görüştüm. Eşim dedi ki ben dedi gitmek istiyorum dedi. Babası geldi alkol almış. Baba ben de hani eşimi alıp gideceğim dedim. Benim dedim nikahlı eşim. Ben de vermem dedi. Bana işte evde biraz tartıştık. Ondan sonra bana silah çekti. Beni vurabilirsen vurdum. Allah'ın verdiği canı alabilirsen alasın dedim. İddiaları bununla da sınırlı değildi. Kayınpederi ve kayınvalidesinin eşi gibi evdeki eşyaları da götürdüğünü ileri sürüyor Abdullah Şenel. Eve girdim, kapı ardına kadar açık ikisi de. Odalara baktım, bütün eşyaları, çekyatlar evi tavan etmişler zaten. Bütün eşyayı almışlar, getirmişler. Bilmiyorum, ondan sonra benim kardeşim vardı. Lan kardeşim benim dedim, hırsız mı girmiş buraya dedim. Abi dedi, senin dedi eşyalarını dedi, Nilüfer gel, annesi götürdü dedi, dedi. Evdeki bütün eşyaya 5000 lira yakın para vardı. Televizyonda takılan bize bir altın vardı. O da yatak odamda saklıyordum. Evde ne eşya varsa hepsini almışlar getirmişler bunlar. İşte ondan sonra ben burada yaşamaya devam ettim. Eşinden de eşyalarından da olan Abdullah Şenel'in anlattıklarına bakılırsa kelimenin tam anlamıyla yuvası dağılmıştı. Bu sebepten de o gün bugündür çalıştığı inşaatta kalıyordu. İşte ben burada yaşıyorum. Burada yatıyorsunuz. Evet. Burada elektrik buzdolabı var. Bundan nasıl yarım? Hepsi sırtımızdan vurdular. Bunları yapanlar utansın. Benim sıcacık yuvam vardı. Benim yuvamı yıktılar. Hayatının belki de en mutlu gününden kalan damatlığı da onunlaydı. Size gösterdiğim damatlığı büyük bir mutlulukla giymiştim. Damatım her gece yanımda ama gelin yok. Eğer dönerse giymek isterim. Sevgililer günü. Benim sevgilim dönsün yanıma. Ben eşimi de istiyorum, eşyalarımı da istiyorum. Anacığım diyorum böyle olmaz, böyle olmaz, yok olur, yok aşk, yok bilmem ne diyorsunuz işte. Bak yine kaldın şimdi sıfıra sıfır, elde var sıfır. Sen eve mi gelmiyordun da, yani durup dururken de niye alsınlar kızlarını? Sen eve yok mi gelmiyordun? Ben çalışıyorum, ben zaten ben gece gündüz çalışıyorum. Gece inşaatta çalışıldı, nerede görünmüş? Bizim abla, bizim işimiz belli olmuyor zaten. Bazı gece sabahleyin bizi iş yapta koyuyoruz, gece çakmayınca. Ustaları çağırıyoruz da gelmiyorlar da sen nasıl gece yatıyorsun? Abla zaten bize arkadaşlarının devamlı böyle sırayla kalırız. İnşaatta bekçilik yapıyorsun. Yok abla, ben orada inşaatta çalışıyorum. Ne iş yapıyorsun? Şapçıyım hocam. Şapçısın. Evet. Gece mi şap döküyorsun? Abla şimdi bu aylarda zaten beton çekmiyor. Döktüğümüz beton. O yüzden bazı ertesi gün sabaha kadar sürüyor, bir de öğlene kadar sürüyor. Siz iyi geçiniyor muydunuz 10 aydır? Abla biz güzel iyi... Güzel göndermiştik sizi ya buna. Ya sizin sayınız abla, her şey ben burada yaptım gittim. Benim yanıma geldiler, benim eşimin kanına girdiler. Her akşam dövüş kavga, her akşam dövüş kavga abla. Böyle eşimle tartışmalar. Ya bugün işten geldim abla. Ya bugün hani erken gideyim. Sonuçta yeni evliyiz. Geldim abla, evde annesi yok. Kardeşimle zaten birlik geldik. Telefon ettim kardeşime. Abisin dedim, bizim hanım dedim, senin yanınızda mı dedim. Onu anlattın. O da yanımda abi dedi. Buradalar. Hayır, siz kavga dedi. Ediyor muydunuz son zamanlarda? Ya abla. Eşine. Biz tartışıyorduk böyle. Abla bizim yanımıza geldi annesi. Bir hafta sonra hiç koya kadını ya bizim evimiz ya. Benim evim ya. Benim evimde bir ay kaldı. Ondan sonra... Kalsın bu kayınvalideleri. Ya benim... Tamam kalsın. Abla ben de yine bir şey demiyorum. Benim niye benim eşimle benim aramı açıyor? Kayınvaliden telefon attığımızdaymış. Nabiyeciğim günaydın. Günaydın Mücavva. İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Kız senin yanında mı? Hastanede Müge abla, cuma günü hastaneye polisler, eşimle polisler yatırdılar Bakırköy Ruh ve Sinir Hastalıkları bölümüne. Aa. Yani Nilüfer çok bitkindi, Nilüfer'i bulduğumuzda Nilüfer bitkindi, Nilüfer çok şeydi yani. Nilüfer peki onun yanından kaçmış mı, yoksa sen mi kızını alıp İstanbul'a getirmiştin? Ben getirmedim İstanbul'a, kendi kaçtı geldi. Ha kendisi kaçtı yani sana geldi. Abdullah ne yüzde çıkıyor oraya, diyor ki 5 milyarımı aldılar, 6 milyarımı aldılar. Sizin taktığınız altını bozdurup da ondan sonra içliğe şeye gitti, karı kıza gitti. Aynen. Niye yalan söylüyor? Yalan konuşuyorsun, yalan yalan. Niye yalan konuşuyorsun? Sen yalancısın. Sen yalan konuşuyorsun. Kaynanın yuvamı yıktı. Sen benim hikayemde durdun. Dedi.
Ben ne zaman senin yuvanı yıktım? Sen benim evimde iki ay önce durdun. Senin yuvanı yıktım. Ben geldim sizin yuvanızı düzmeye geldim. Ne yıktım? Benim çünkü kaynanam altınlarımı çaldı. Bir miktar paralarımı çaldı. Niye yalan konuşuyorsun? Yalan mı? Yalan mı? Ne yüzden çıktın sen? Yalan mı? Ne yüzden çıkıyorsun? Siz her şey benim evime altın sabahsız ettiniz. Kıza mı gittin sen eğlenceye? Oraya mı gittin sen de? Efendim abla? Sen de öyle kadınlara kızlara mı gittin? Yok abla, bunları uyduruyor kendileri. Ben 35 sene Kasım'da yaşadım. Benim Kasım'da... Artık hiçbirine inanmıyorum ben 35, bunların ya. Bana dinle Allah herkes Allah. %90'ı herkes beni bilir. Ben kimseyle benim ne bu zamana kadar ben 43 yaşıma giriyorum. Ben... Sen bu yalanları sen uyduruyorsun. Sen benim ailemde gelsin bağlansın bu televizyona. Dur neyse aile kadın. Peki ne abi? Sonra... Sen bu yalanlar için çok ceza alacaksın. Bu her senin yaşında ceza alacaksın. Buraya çıkıp da yalan konuşma benden. Bir dakika dur bak karın hastanedeymiş. Peki ne abi? Nilüfer sonra sizin yanınızdayken bir problem mi yaşadı da hastaneye götürdünüz? Evet, bayılıyordu sürekli. Kendi kendine konuşuyordu. Anne Abdullah bana neler çektirdi diyordu. Yalan ya. Yalan belki de söyledikleri doğru değildir. Hani çok aklı yerinde değil ya. Belki de ondan söyledikleri de doğru olmayabilir. Doğrucu ol biraz da. Ne zaman senin yuvanı yıktım? Sen benim eşyalarımı niye çalıyorsun? Sen benim evime niye giriyorsun? Sen yalan konuşma. Ben kızımın eşyalarını aldım. Burada 80 milyon kişinin var ya benim evimde. Televizyona çıktı, televizyona. Sen niye yalan konuşuyorsun bunu? Peki ne yapayım? Sen yalancısın. Sen şimdi benim eşyalarımı eve mi koydun? Şimdi benim eşyamı kullanıyorsun. Yalan mı bunlar? Benim senin yanına geldim. Senin yapacağın elektrik yok, su yok. Kira parası ödemiyor diyorlar herkes bunu. Yalan mı? Senin kızın da söyledi bana. Çocuklar da söyledi. Canım olabilir, durumları iyi değildir. Onun için bir şey söylemeyiz insanlara. Nabiye... peki niye yani sen eşyaları falan aldın kızına? Kızına ne yapmış ki? Ben eşyaları almadım. Ben sadece kızımın eşyalarını aldım. Anladım. Kızım da bana dedi ki ben Abdullah'a dönmeyeceğim anne. Şiddet görüyorum dedi. Yalan. Kimseyle ben kimseyle şiddet görmedim o zamana kadar. Sen ya, çok yalan konuşuyorsun. Sen var ya. Sen çok yalan konuşuyorsun. Sen bir kere utanacaksın. Sen utanacaksın. Utanacaksın burada. Oraya. Utanacaksın. Ben... ATV YouTube kanalına abone olun. Hiçbir şeyi kaçırmayın.